Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Küçük tulumlu beyefendi sinirlendi gidiyor. Mutfağımın dağınıklığını şöyle kapatıyorum hiç görmeyeyim. Ben termos fanı alışıksınız zaten diyelim. Bugün günlerden pazartesi, evde dev bir temizliğe girişiyorum. Ama önce oğlumla bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıda da ata menemen istedi tabii, klasik. Böyle her videoda menemen yiyormuşuz gibi oluyor aslında. Ama değil tabii ki, öyle bir şey yok. Kaç zamandır yapmıyordum. Şimdi bir menemen yiyeceğiz. Sofrayı hazırladım zaten. Azıcık çay içeceğim. Hızlıca kendime enerji depolayacağım. Bugün camlar silinecek, kapılar silinecek. İşte yatak odasında birkaç değişiklik var. O yapılacak. Bir sil süpür yapılacak. Balkon belki yıkarım. Balkon yıkanacak diyelim. Perdelerimden birkaç tanesini yıkayacağım. Çünkü diğerleri store. Onları söktük çok zorluyordu için. Onları siliyorum. Başka şu anda aklıma gelen yok. Bayağı bunu Instagram'da paylaşmıştım. Hatta dedim ki kendime füze atmışımdır. Yani gerçekten öyle. Ama olsun. Yani akşam kaça kadar sürerse sürsün. Şu anda saat 10. Hadi bakalım önce kahvaltı yapalım. Sonra temizliğe başlıyoruz. Mutfaktaki yerini aldığına göre. Mutfaktaki işim bitti. Bir cama kapısı kaldı ama onu diğerlerini yaptıktan sonra yapacağım. Şimdi hızlıca salona geçiyorum. Salonun camlarını sileceğim. Keep it softly spoken. With no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my. Salonun bittiği temiz temiz oldu. Buradaki böyle halı sayısını da teke düşürdüm. Çiçeklerim de burada. Şu çok güzel oldu ya. Kocaman. Şuradan da bir tane büyümeye çalışıyor. Bu zaten göz bebeğim. Bir de bu var işte, ektim bunu. Canım bir canımın hediyesi. Bu da kuruyan sarmaşığım. Köklensin diye suya bıraktım. Neyse, ben hallettim. Gideyim şimdi kalan temizliğime devam edeyim. Valla yatmadan kapılarımı silmeye karar verdim. Şu Viking'in çöp amaçlı temizleyicisi var. Bunu her yerde kullanabiliyorsunuz. Bunun kokusu da çok güzel. Yasemin kokulu. Ben böyle nemli bir beze kapıya sıkıyorum. Hiç izle kalmıyor. Normalde bu kapıları ne silersen sileyim, iz kalıyor. Ama bu temizleyici. Ama beziniz nemli olacak. Ya bir de öyle bir malzemesi var ki çok enteresan. Hemen ıslak bir eliniz falan olsun. Mesela ata bazen ıslak eliyle dokunuyor. Anında iz kalıyor. Ama nemli bir bezi. Şu deterjan olunca hiçbir şey olmuyor. Çok da güzel. Hadi ben şimdi kalan kapılarımı da sileyim. Artık bu geceyi sonlandıralım. Çünkü çok yoruldum. Tekrar merhaba. Şu anda öyle bir haldeyim ki yattığım yerden kalkamıyorum. Çok yoruldum. Bütün evi temizledim. Bir kısmını zaten çektim size ama diğer odalarda hepsi tamamı camları silindi. Perdeleri yıkandı. Tekrar detaylı silindi, süpürüldü, toz alındı, banyo, tuvalet. Yani böyle saymakla bitmeyecek. Ama şu anda güneş giriyor evime. O kadar iyi geliyor ki şu güneş ışığı. Böyle ekranımda şu anda bilmiyorum orada görünüyor ama mavi orplar görünüyor. Tam şu saçımın orada. Güneşin iyi gelmediği bir şey var mı acaba hayatta? Ben şu anda böyle temiz evin
tadını çıkarıyorum. Tada arkadaşın da Arda'ya gitti. Onunla oynuyorlar. Oradan da bana fotoğraflar geliyor. Bayağı iyiymiş. Şimdi o gelene kadar biraz dinleneceğim. Sonra arkadaşım gelecek, Şeyma. Bu akşam yemek yapmayacağım. Yani canım deprem oluyor sandım yine. Neyse. Bugün yemek yapmayacağım. Bu ilerideki kasaptan bir şeyler alıp geleceğiz. Evde yiyeceğiz. Yani çok yoruldum zaten. Bir de yemek yaparsam daha kötü olurdum herhalde. Zaten bir önümüzdeki yarın kaldı. Çarşamba sabah işim gelecek. Yarın nöbete giriyor işte, 24 saatlik bir nöbete girecek. Nöbet çıkışı da pazartesi sabah erkenden eve gelecek. O yüzden de çok heyecanlıyım. Şimdi önümüzdeki bir 15 gün yine eşim evde olacak. 15 gün bizimle olacak. İlk bir haftası serbest, sonraki bir haftada yine ev izolasyonunda olup sonra tekrar göreve gidecek. O yüzden hani bu kadar detaylı eve girmemin sebebi oydu. Hani eşim evdeyken çok temizlikle ilgilenmeyeyim. Ata çünkü çok özledi babasını. Belki dışarı çıkarız, belki Balıkesir'e gideriz, birlikte bir şey yaparız diye. O yüzden detaylı girdim. Temiz evi temizlemiş oldum yani. Normalde bu temizliği ben eşim göreve gittiğinde yapacaktım. Ama deprem, diş derken yani 15 günün sonuna sıkıştı, ama olsun. Her şerde bir hayır varmış. Geç olsun, güç olmasın. Ne yapalım? Hadi ben şimdi biraz dinleneyim. Sonra arkadaşım gelir, dışarı çıkarız zaten. Ya Orupları seviyorum. Efendim Ata. Kitap-ı milletin istiklal.